Herkese selamlar. Ee, uzun zamandır yoktum. Kanala video atamıyordum. İşler güçler derken epey bir geri kaldım kendi kanalımdan ama bundan sonra evet söz veriyorum haftada en az bir tane video atacağım kanalıma. İlk konuğumuz da Poco X3. NFC. Gerçi şimdi şey diyebilirsiniz konsepti falan değiştirdi. Eskiden neonlu falan da arka planı ve ışıklar, cartlar, çocuklar bir sürü şey vardı. Ona biraz daha ara verdim. Daha sade takılacağım bundan sonra. Belki arka perdeyi değiştirebilirim. Ama konsept genelde bu şekilde olacak. Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa tabii ki de. Her neyse konumuza dönecek olursak Poco'nun uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken yeni akıllı telefonu Poco X3 NFC satın alınır mı alınmaz mı? Bugün bunun hakkında konuşacağız. Bu arada bilmeyenler için Poco, Xiaomi'nin alt markası onu da belirtelim. Şimdi 2019 bildiğiniz üzere yüksek fiyatlı katlanabilir amiral gemisi telefonlarının yılı oldu. 2020 ise tam tersine uygun fiyatlı alternatiflerinin yılıydı. Şimdi Covid-19 salgını ve ekonomik belirsizlikle birlikte aslında telefon üreticileri doğru bir kararla bütçe dostu cep telefonlarına yöneldi. Uygun fiyata iyi bir şeyler satın alabilir miyim abi dersen alabilirsin tabii ki de Poco X3 NFC burada devreye giriyor. Neden? Bu telefon sizlere 120 Hz ekran ve Snapdragon 732G işlemciyle Fortnite veya PUBG gibi oyunları rakiplerinden daha iyi çalıştırma vaat ediyor. Şimdi ilk olarak tasarımdan başlarsak, evet, rakipleriyle neredeyse aynı stile sahip. Burada ise tamamen hak veriyorum. Telefonun arkasında cam yerine plastik kullanılmış. Yanlarında da yine alüminyum yerine plastik kullanılmış. İnternette kenarların metal olduğunu okuyabilirsiniz ancak bu cam ekran ile plastik kenarlar arasında bulunan Ince siyah banda atıfta bulunuyor gibi görünüyor bence. Kutudan silikon bir kılıf çıkıyor yoktu da burada yanında duruyor kendileri. Ee, ekstra bir para harcamanıza da gerek yok. Gerek yok bu nedenle diyemedim takıldım. Bu kılıf telefonu korusa da onu biraz kalınlaştırıyor. Normalde oldukça ince ve hoş bir telefon şu anda elimde de. Görüyorsunuz sağa sola sürekli sallıyorum. Ekranına gelecek olursak burada 6.67 inçlik bir ekran var. Bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu gerçekten güzel bir detay. Arkasında ise dev bir Poco logosunu görüyoruz. Bilmiyorum şu an siz görebiliyor musunuz? Detaylarda da zaten gösteririm. bir telefonun arkasını büyük harflerle kaplamak 2020'de benimsenen başka bir tasarım trendiydi aslında. Bazı kesimler bunu sevse de bazıları bundan pek hoşlanmadı. Ne bu abi dedi arka tarafta kocaman logoyu koymuşsun. Ben telefonla böyle konuşurken arka tarafta senin reklamını mı yapacağım? diyenler oldu. Hak veriyorum tabii ki de. Tamamen tercih meselesi ama bana soracak olursanız bence güzel bir tasarım detayı olmuş. Yine de tartışılır mı? Tabii ki de tartışılır. Buradaki Poco kısmı yüzeyin altındaki bir katmana yerleştirilmiş. Aslında bir moda markasının Ablemi gibi görünme girişimini başlatmış telefonlarda bu tip bir tasarımı daha önce gördük mü? Tabii ki de gördük. Realme X7'de bunu görmüştük arkadaşlar. Poco hem kasa hem de arka tasarımıyla kameranın etrafına bir daire çizerek ki burada görüyorsunuz o alanı belirgin hale getirmiş. Burası aslında kameranın daha teknolojik ve gelişmiş görünmesine de sağlamış. Çünkü rakiplerinden oldukça farklı. Ee, bunlar dışında Poco X3 NFC stereo hoparlörlere sahip ee, yemek pişirirken veya duş alırken ki dinliyorsanız duş alırken müzik veya podcast bunları sorunsuz bir şekilde dinlemenizi duymanızı sağlıyor. Youtube'dan bir şey izlerken de her zaman stereo kurulum tercih etmek daha iyidir bence. Bu arada şu bilekliğim çıt çıt masaya vuruyor. Şunu şöyle çevireyim. Yoksa siz de e, rahatsız olmayın bu videoyu izlerken. Başka tasarım anlamında ne var? Telefonda kulaklık girişi var en sevdiğim şey. Yani bence bir telefonda kulaklık girişi olmalı. Ee, neden diyeceksiniz? Ben belki premium bir sınıf kulaklık kullanıyorum. Ekstradan 3.5 milim kabloyla telefonumu bağlayacağım ve 3.5 milimi arıyorum telefonlarda. Burada o var. Güzel. Sonra sağ kenarda bir parmak izi tarayıcı var ve onu yani telefonu bir evrensel kumanda olarak kullanmak için blaster Blaster'da yer alıyor bu telefonda. E, parmak izi tarayıcı piyasadaki en hızlı tarayıcı değil e, ama yine de iyi bence. Yani tepkimeleri oldukça iyi, sorunsuz. Ana ekran görünmeden önce yaklaşık yarım saniyelik bir gecikme oluyor ama o kadar da olsun sıkıntı değil bence. Onun dışında kuru bir baş parmakla her zaman doğru bir şekilde çalışıyor bu sensör. Şaşırtıcı olan bir diğer şey telefonda toza ve suya karşı koruma için IP53 derecesinin olması. Bu diğer bütçe dostu telefonların çoğunda eksik olan bir özellikti. Bunu burada görmek mutluluk verici. Tabii tüm bunları ek olarak adında da geçtiği üzere bu telefonda NFC bulunuyor arkadaşlar. NFC'yi nerede kullanacaksınız? Kablosuz ödemelerde. X3, X3 NFC hatta fiyatına göre hemen hemen en gelişmiş ekranı sunuyor kendi segmentinde bu arada. Burada 2400x1080 piksel çözünürlüklü 6.67 inç IPS LCD panelden bahsediyoruz. Ön kamera içinde ekranda bir delik yer alıyor. O da hemen şurada üst Kısımda. Ancak burada asıl etkileyici olan şey 120 Hz'lik ekran yenileme hızı. Çoğu ekonomik telefon saniyede 60 kez yenilenen bir ekrana sahip buradaki panel saniyede 120 defaya kadar yenileniyor. Yüksek yenileme hızını uygulama menüsü dışında Twitter'da da fark edebilirsiniz ancak bu hız plömürüne az da olsa etki ediyor bu arada ekran HDR'ı ve Full HD Netflix akışında destekliyor. 450 nit parlaklıkla segmentine göre en parlak telefon değil. Realme X50 5G bundan biraz daha parlaktı. E, arka ışık titremesini testlerim sırasında bazen gördüm. Dış mekandaki parlak koşullarda ekranı güçlendirmek için güneş modu da epey işe yarıyor. Gelelim şu arkasındaki kameralara. Şimdi Poco X3 burada da görmüş olduğunuz gibi yuvarlatılmış dikdörtgen şeklinde düzenlenmiş. 4 arka kameraya sahip. Ana kamera 64 megapiksellik Sony IMX682 sensöre sahip. Sony sensörler rakiplerine kıyasla daha iyidir ki bunu da burada görmek bence gayet iyi olmuş. İkinci kamera ise ultra geniş bir lensi ve 13 megapiksel sensöre sahip. Diğer iki sensör pek çok bütçe dostu Android telefonda olduğu gibi makro ve fotoğraflar için 2 megapiksel değerinde. Tamam bu kadar saydık ettik ama hani X3 NFC ile çekilen fotoğraflar nasıl görünüyor da diyebilirsiniz tam bu noktada. Şimdi telefon pozlama ve kontrasta dengeli sonuçlar veriyor. Benim tabi yaptığım testlere göre bu. Vurguları Redmi Note 9'dan daha iyi ve Samsung gibi keskinleştirme veya kontrasta arttırma yoluyla görüntülerin öne çıkmasını sağlamıyor. Daha doğal bir görüntü var diyebiliriz Poco X3 NFC ile. Bununla birlikte ince dokular bazen yağlı boya benzeri vuruşlara dönüştürülebiliyor. Öyle bir sorunla karşılaştım ben bu telefonu incelerken. Aslında bunu fotoğrafa yakınlaştırma yapmadıkça fark etmeniz de zor. Görüntü kalitesi açısından burada biraz mor saçak fark edebilirsiniz. İngilizce purple fringing diye geçiyor. Belki altyazı olarak ise açıklamasını eklerim ne anlama geldiğini. Bu çok yüksek ışık kontrastına sahip alanların mor ile özetlendiği yerler aslında. İşte sağlıyorum parlak bir gökyüzüne karşı ağaçlarda veya sudaki yansımalarda bu belli olabiliyor. 2x zoom ile çekim yaparken yüksek çözünürlüklü sensörün faydalarını görüyorsunuz. Burada yakınlaştırma donanımı yok ama buna rağmen yakınlaştırılmış görüntüler kötü görünmüyor. geniş açı kamerası da sorun çıkartmıyor. Ben birkaç yerde kullandım ve oldukça memnun kaldım. Hani kalitesi birçok Android rakibine göre oldukça iyi ki bunu bilgisayara atıp baktığınızda da fark edebilirsiniz. Makro kamerası ise 2 megapiksel sensöre sahip. Hani bu da karelerin bazen istendiği gibi çekilememesi de neden olabiliyor. Şunu yapabilirsiniz ki ben epey faydasını gördüm. Aynı nesnenin makro görüntülerini çekmek için 2x yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz. Bu yöntem özel makro donanımın sunduğundan çok daha iyi ve keskin görüntüler veriyor. Ki siz de deneyin, ne dediğimi anlarsınız. 2 megapiksel derinlik sensörü ise arka plan bulanıklığı için kullanılıyor. Birçok kişinin sevdiği o arka planı bulanık fotoğraflar var ya, işte onu bu sensör yapıyor. Portre kareleriniz bu sensörle göz alıcı olabilir. Instagram'ınızı şenlendirebilirsiniz portre fotoğraflarınızla. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Hani bu sensörle yalnızca insanların değil, her şeyin arka planını bulanık hale getirebilirsiniz. Yani hayvan, bitki vesaire artık hayal gücünüze kalmış. Ancak sensör bazen karmaşık sahnelere veya konunuz ile arka plan arasında net bir tanımın olmadığı sahnelere Ayak uyduramıyor yani yalpalıyor bazen ee, ki bu sorun zaten pek çok telefonda da mevcut sadece Poco X3 NFC'ye özgü değil. Telefonda gece modu da var. Diğer gece modlarında olduğu gibi bir görüntüyü yakalamak birkaç saniye sürüyor fotoğrafı çekerken işlem sonrası gölge ayrıntıları ortaya çıkıyor ve dinamik aralık arttırılıyor. Selfie ne alemde diyebilirsiniz? 20 megapiksel selfie kamerası ise arkadan aydınlatmalı koşullarda bile fiyatına göre iyi iş çıkartıyor. Video ise benim hassas olduğum nokta çünkü videoda çok iç içe olduğum için bazen yeri geliyor telefonla video çekebiliyorum. Burada saniyede 30 kare 4K çözünürlükte videolar çekebiliyorsunuz. 4K 60 fps burada ne yazık ki yok. Bununla birlikte Elektronik görüntü sabitleme yani EIS en üst çekim moduna kadar kullanılabiliyor. Bu olmadan elde tutulan çekimleriniz titrek ve amatörce görünebilir. Yani bir şey çekerken böyle titreyebilir görüntü. O yüzden iyi bir şey. Ancak şu da var, sabitleme en çok Full HD etkili. Bu nedenle her zaman doğrudan 4K'ya yönelmeyin derim. Ya da 4K çekeceksiniz, post prodüksiyonda, kurguda Üzerine biraz oynayacaksınız. Artık size kalmış bu. Gelelim performansa. X3 NFC, Poco X3 NFC. Fiyatına göre rakiplerinin çoğundan daha iyi performans sunuyor. Telefonun içindeki Snapdragon 732G işlemci, Samsung Galaxy M31 ve Oppo A72. Evet, Oppo A72 gibi yüksek rakiplerinde bulunan Snapdragon 665 ve Samsung Exynos 9611'den çok daha güçlü. Şimdi Fortnite veya PUBG'yi oynayabilir misiniz? Tabii ki de bu telefonda akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Gayet iyi bir şekilde çalıştırıyor. Takılma ve kasılma olmadan son çıkan mobil oyunların tümünü bu telefonda rahatlıkla oynayabilirsiniz veya çalıştırabilirsiniz. Telefon aynı zamanda şimdi Xiaomi'nin Android arayüzünün son versiyonu olan MIUI 12 ile geliyor. Özelleştirme seçenekleri bol ve ayrıntılı bu arayüzde. Arayüzün görünümünü değiştirmenize izin veren seçenekleriniz de mevcut. Peki pil, birçok kişinin muzdarip olduğu konu. Redmi Note 9'da bulunan 5040 mAh'den biraz fazla olan 5160 mAh bataryayla geliyor bu telefon. Şimdi telefonu 60 Hz ekran yenileme modunda kullandığınızda dayanıklılık cidden mükemmel. Orta düzeyli kullanımda bile şarjlar arasında kolayca 2 tam gün dayanabiliyor. İşte gün içinde çok fazla Twitter, Instagram kullanıyorsanız yatma vaktine kadar pilini bitirmek için epey çaba sarf edebilirsiniz. 120 Hz modun ise pil ömrü üzerinde bir etkisi var, yok değil. Ancak rakiplerine göre 120 Hz'de de pek çok Android telefondan daha iyi durumda. Hatta şöyle özetleyeyim, maksimum parlaklıkta 90 dakikalık Full HD video açtığımda 60 Hz modunda %15, 120 Hz modunda ise %17 pil tüketti. Bu arada telefon yenileme hızını ekrandaki içeriğe uyacak şekilde değiştirmek için dinamik bir ekran yenileme Kullanmıyor. Burada bu özellik ne yazık ki yok. Şarj hızı da sınıfında lider çünkü 33 Watt şarj cihazına sahip. Tabi bu da bataryanın büyük olduğu anlamına da geliyor. Bu şarj cihazıyla pilinizi yalnızca 30 dakika içinde %0'dan %60 oranına kadar getirebilirsiniz. Bu da bulunmaz bir nimet açıkçası. O halde sonuca bağlayacak olursak öncelikle Poco X3 NFC işlemcisi ve 120 Hz ekranı sayesinde daha pahalı bir android telefondan bekleyeceğiniz birkaç özellikle geliyor ve bunları ise aslında rakiplerine kıyasla yine daha uygun fiyata sunuyor. İşte Fortnite veya PUBG gibi oyunları bu telefonda rahatça çalıştırabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim size, Poco X3 şu anda satın alabileceğiniz en iyi uygun fiyatlı telefonlardan biri. Fiyatına göre çoğu telefonun sahip olmadığı güce, stereo hoparlörlere ve devasa bir ekrana sahip. Ekran özellikle benim çok hoşuma gitti. Çünkü bu fiyat segmentinde hem 120 Hz hem de bu kadar büyüklükte bir ekran var. Tabi şu da var. Instagram'da çok uzun süre gezinen biriyseniz çok fazla zaman geçiriyorsanız ve tüm gün ayakta kalabilen bir telefon istiyorsanız yine Poco X3 NFC önerebileceğim telefonlar arasında yer alıyor. 5160 mAh'lik batarya. Ekranın yüksek yenileme oranını kullansanız da kullanmasanız da dayanıklı. Kamera konusunda şunu diyebilirim. Pozlama ve renk dengesi açısından sınıfında en iyi performans gösterenlerden biri ama daha iyi olabilirmiş kameralar. Yani şu mor detayları olmasaymış iyi olurmuş. Çünkü onları Photoshop'ta bile düzeltmek bazen çok zor olabiliyor. El, el uğraştırıyor diyemedim. El uğraştırıyor. O yüzden bence kamera daha iyi olabilirmiş. Bir de bu telefonda 5G desteği ne yazık ki yok ama şu da var. Hani 5G zaten dünyada çok yaygın değil. Birçok ülkede hala erişilebilirlik sınırlı. Ee, Tabi olsaydı 5G fiyatı da artabilirdi. Çünkü 5G ekstra bir çip demek. Kısacası cebinizden çok fazla para çıkmadan büyük ekranlı ama güçlü bir telefon istiyorsanız Poco X3 NFC'ye bir bakın derim. Evet videonun burada sonuna geldim. Destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Yeni bir videoyu da diyemedim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın çünkü bu dönemde en önemlisi o. Görüşürüz.